Merhaba sevgili öğrenciler. Bülbül Öğretmen Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Öğretmenim ben ayın evrelerini karıştırıyorum diyorsan bu videoyu izledikten sonra bir daha hiçbir zaman karıştırmayacaksın. Size bu konuda bazı püf noktalarını göstereceğim. Çünkü çeşitli sorularda bazen güneş bu tarafta oluyor. Ha, kağıt da kaydı. Bazen güneş tam ters tarafta oluyor. Bu sefer ayın evreleri tabii yerleri değişik yazmak gerekiyor. Bazen üst tarafta oluyor güneş. Şimdi böyle durumlarda ben ayın evrelerini nasıl bulacağım? İlk yapmanız gereken şu sıralamayı öğrenmek. Yani ilk olarak yeni ay, yani ayın karanlık olduğu zaman, göremediğimiz zaman. Daha sonra bir hafta sonra ilk dördün, yani D harfi gibi gördüğümüz şekilde. Dolunay bir tepsi gibi gördüğümüz şekilde ve son dördün. O da ters D şeklinde. Şimdi bakın güneş bu tarafta diyelim. Peki buradaki 3 numaradaki evre ne? Şöyle yapacağız. Eğer güneş ile dünyanın arasında ise ay bu şekilde görünüyorsa resimde. Bu 3 numaralı olan yere yeni ay. Ve karanlık yani. Sonra saat yönünün tersi yönde gidiyorsunuz. Bakın saat yönünün tersi yönde. Bir sonraki ay sıra kimde? İlk dördün. İşte bu 4 numaralı olduğu yerde, yani şu şekilde görülüyordur. D şeklindedir. Parlak olan tarafı. Ve biz buna ilk dördün diyoruz, değil mi? İlk dördün. Daha sonra bir hafta sonra bakın saat yönünün tersi yönde gidiyorum. Ve bir hafta sonra tam tepsi gibi pırıl pırıl görülüyor. Burada buradaki şekilde dolunay oluyor. Bir hafta sonra yine bu şekilde gidiyorum. 2 numaralı yerde ise ters D şeklinde görüyor insanlar. Yani dünyadaki gözlemci bu ters D şeklinde görüyor. Ve burada o son dördün oluyor. Yani şöyle bir sonraki alıştırmada da göstereceğim. Yani şöyle şunu da çizelim. Evet. Güneş bu tarafta olduğunda böyle. Yani ilk yapmanız gereken güneşle dünyanın arasına ayı koyacağız. Arada olduğunda, şu ikisinin arasında olduğunda yeni ay diyeceğiz. Sonra sırayla diğerlerini zaten yerlerine koyabilirsiniz. Saat yönünün tersi yönde döneceksiniz. Bakın size iki tane resim daha göstereyim. Oradan daha iyi anlayacaksınız. Bakın bu kez güneş yukarıda. Yani resme göre yukarıda. Şimdi güneş burada, dünya burada. Ve ayın şuradaki konumu nedir? Böyle bir soru geldi karşınıza. Şimdi ilk dördün mü, son dördün mü, dolunay mı? Nereden bileceğiz? Ne demiştik? Güneş ile dünyanın arasına ilk önce ayı koyduk. Neydi burası? Yeni ay, değil mi? Siyah. Sonra saat yönünün tersi yönde dönüyoruz. Ay burada olduğunda şöyle gözükecek. D şeklinde görünecek. Ve ilk dördün olacak. Yeni aydan sonraki evre, ana evre ilk dördün, değil mi? Sonra bir hafta sonra şuraya gelecek ve dolunay şeklinde görülecek. Bize soruda bu konumu vermiş, değil mi? O zaman buradaki konumda ters D şeklinde görülecek ve buradaki konum son dördün olacak. Eğer karşımıza böyle bir soru gelirse, ay burada, dünya burada, güneş burada, burada hangi evrededir diye bir soru geldiğinde hemen buradan anlayacaksınız. Bakın ne yaptım? Güneş ile ayın arasına ilk önce güneş ile dünyanın arasına ilk önce ayı koydum. Sonra saat yönünün tersi yönde evreleri yerlerine yerleştirdim ve buradaki evreyi hemen öğrendim. Bakın şu örneğe bakalım. Güneş burada, dünya burada. Güneş ile dünyanın arasındaysa ay neydi burası? Yeni ay, değil mi? Buradaki evre yeni ay. Bir hafta sonra bakın saat yönünün tersine, zaten ok işaretlerini de fark ediyorsunuzdur şu şekilde. Bir hafta sonra ne olacak? D şeklinde ilk dördün. İlk dördün. Bir hafta sonra dolunay olacak. Ve bir hafta sonra son dördün olacak. İşte bütün evrelerin yerlerini yazmış olduk. Şimdi ayın ana evrelerini ve ara evrelerini de hatırlayıp daha sonra örnek sorular da çözeceğim. Çeşitli resimler üzerinde konumuzu pekiştireceğiz. Şimdi ayın ana evreleri biliyorsunuz 4 tane. Bakın şu A harfinin olduğu yere biz ne diyorduk? Yeni ay. Yeni ay. Her tarafı kapkaranlık. Bir hafta sonra şu G harfinin olduğu yerde bakın D şeklinde görülüyor. Yani burası aydınlık. Dünyadan bakan gözlemci D şeklinde görüyor. Neydi bunun ismi? İlk dördün. Yazalım ilk dördün. Sonra ara evreleri de göstereceğim. Bir hafta sonra E harfinin olduğu yerde bir tepsi gibi pırıl pırıl görüyoruz.
Bu evreye dolunay diyorduk. Bir hafta sonra şu C harfinin olduğu yerde de bakın ters D şeklinde görüyor gözlemci. O zaman da biz buna son dördün diyorduk. Şimdi bunlar ana evreler. Bir de ara evreler dediğimiz örneğin yeni ayla ilk dördün arasında ayı hilal şeklinde görüyoruz. Bu ara evre. Burada da hilal şeklinde. Yani son dördün ile yeni ay arasında da hilal şeklinde. Bir de F harfi ve D harfinin olduğu yerlerde de şişkin ay diyoruz buna. Bunlar da ara evreler. Şişkin ay. Buna da şişkin ay yazalım. Bu şekilde ana evreleri söylemiş olduk. Ara evreleri de gösterdik. Ana evreler sırasıyla yeni ay önemli olan bunlar genelde soruda bunlar çıkıyor. Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün. Bu sıra da önemli çünkü o sıraya göre konumlandırabilirsiniz yani. Şimdi bakın örnek bir sorumuz var. Şekildeki modelde ayın dünya etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar numaralandırılmıştır. Dünyadan bakıldığında ayın görülmediği evrenin gözlemlendiği konum modelde hangi numara ile gösterilmiştir? Ayın görülmediği evre neydi? Kapkaranlık olduğu yeni ay evresi. Ve yeni ay olduğunda nerede oluyordu? Güneşle dünyanın arasında bu şekilde. Yani resimde böyle gözüküyordu. O zaman biz buradaki cevabımız 3 numaralı olacak. C şıkkını işaretleyelim. Diğer evreleri de söyleyelim. Bakın burası yeni aysa bir sonraki evre saat yönünün tersinde döndüğümüzde 4 numarada ilk dördün, 1 numarada dolunay, 2 numarada da son dördün olarak görülmesi gerekiyor. Bakın örnek bir sorum daha var. Ay hangi seçenekteki konumdayken dünyadan görülmez? Dünyadan görülmez dediğinde yeni aydan bahsediyor. Yeni ay olduğunda nerede oluyordu? Güneşle dünyanın arasında yani şu B şıkkında oluyordu. Diğer konumları da isimlerini burada söyleyelim. Hatta siz videoyu durdurup kendiniz mesela A şıkkı acaba hangi evre, işte C şıkkındaki hangi evre, D şıkkındaki hangi evre diye böyle kendinizi deneyebilirsiniz. Ben şimdi cevabı işaretledik de diğer şıklardaki konumları söyleyeceğim. Şimdi bu konumdaysa bakın şurada yeni ay yine yapıyorum yaparak göstereyim. Şurada ilk dördün D şeklinde dolunay. Ve burada son dördün şu anda. Şu zaten yeni ay evresiydi. Cevap da buydu. Buradaki evre yeni aydan bir sonraki yani bir hafta sonraki ilk dördün şu anda burada. İlk dördün. Ve D şıkkındaki konumda ise dolunay evresinde. İşte bu şekilde yerlerini de göstermiş olduk. Hem alıştırma yapıyoruz hem konuyu iyice pekiştiriyoruz. Bakın farklı bir soru daha var. Şekil 1 ve şekil 2'de ayın hangi evreleri görülmektedir diyor. Bakın bu kez güneş burada yukarıda, dünya burada. Ne yapıyorduk? Ayın hemen ayı arasına koyduğumuz zaman burasının yeni ay olduğunu anlıyorduk. Sonra bakın bir sonraki evreyi gösteriyor burada. Yani şekil 1'deki konumda bir ay ilk dördün. Yani A şıkkı elendi bakın. Çünkü yeni aydı. D şıkkı da elendi. Ya Bursa olacak ya Ceyhan olacak. Şuradakine bakalım. Şekil 2'de hangi konumda? Yeni ay, ilk dördün, sonra dolunay ve şu anda son dördün. O zaman ne olacak? Son dördün. Yani cevap B şıkkı. İlk dördün ve son dördün. Bu şekilde olacak. Başka bir soru daha göstereyim. Şekildeki gözlemcinin ayı dolunay evresinde görebilmesi için ayın kaç numaralı konumda olması gerekir diyor. Bakın güneş burada bu sefer. Dünya burada. Bir numaralı konum ikisinin arasındaysa yeni ay değil mi? İki numaralı konum ilk dördün ne diyordu? Dolunay evresinde görmesi için o zaman şu üç numara gerekiyor. Demek ki buradaki dolunay evresi üç numara yani cevap C şıkkı oluyor. Dört numara da son dördün evresi. Umarım artık bundan sonraki sorularda hiçbir zaman evreleri karıştırmazsınız. Umarım size yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.